Ben saldırıya uğradım. Saldırı mı? Kim yaptı? Komşun mu yoksa akraban mı? Bir yabancı mıydı? Kocam yaptı. Ne? Kocan mı? Dinleyin bayan. Zamanımızı boşa harcamayın lütfen. Memur bey. Şikayette bulunacağım. Kocam bana zorla sahip oldu. O bana saldırdı. Ve cezalandırılmalı. Siz neden gülüyorsunuz? Söyleyin, bu dediğiniz nerede oldu? Onun evinde. Kendi odanızda mı? Kocanızın size yaptığı şey topluma ve kanunlara aykırı değil. Memur bey, söylediğim şeyin anlamını biliyor musunuz? Sürekli tekrar edip durman bir şey ifade etmiyor. Bakın. Karşı çıkmama rağmen, kapıyı kırıp odama girerek, kocam bana zorla sahip oldu diyorum. Neden anlamıyorsunuz bunu? Bakın bayan, kocanızın odanızda size bunu isteğiniz dışında yaptığını söylüyorsunuz. Nasıl inanacağız? Belki de ondan bir şey yapmasını istemişsinizdir ve yapmamıştır. Bu yüzden gelip şikayet ediyorsunuzdur. Bakın bayan, gidip kocanızı buraya getirin. Onunla konuşalım. Bu ikinizin arasında bir şey. Aranızda uzlaşın. Şikayette bulunmanıza hiç gerek yok. Ben uzlaşmak istemiyorum. Şikayette bulunacağım. Sakin olun bayan. Bağırmanıza gerek yok. Bu dünyanın sonu değil. Kişisel bir mesele. Aranızda halledip mahkemeyi buna karıştırmayın. Bizi de buna karıştırmayın. Komiser Çohan. Hükümet her polis merkezine kadınlar için özel birim kurdu. Neden şikayette bulunması için onu bize yollamadınız acaba? Onunla dalga geçtiniz. Ama üstlerime çaresiz bir kadına güldüğünüzü anlattığım zaman pişman olacaksınız. Efendim, benimle gelin lütfen. Ve şimdi korkmadan bana neler olduğunu anlatın. Adalet için çalışacağımdan emin olun. Gelin. Thank you.